Akşamlar. Bugün burada geçen haftaki aldığımız mağlubiyetten sonra tek hedefimiz vardı. O da hemen 3 gün sonra bir maç karşımıza çıktı ve bu şansı değerlendirip hem İstanbulspor maçının olumsuz etkilerini üzerimizden atmak hem yine birkaç gün sonra oynayacağımız, cumartesi oynayacağımız Keçiören maçına biraz daha moralli hazırlanabilmek. Onun için geldik. Tabii çok ciddi anlamda koronadan etkilenen bir takımız biz. Yani yaklaşık 15 tane oyuncumuz hastalık geçirdi. Hastalıktan çıkanlar işte onun etkilerinin devamı. Dolayısıyla bugün de yine birçok eksiğimizle maça çıktık. Artı rotasyonla bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Tabii ki oyunun içerisinde bazı koordinasyon bozukluklarının, uyum sorunlarının olacağını düşünüyorduk. Ve nitekim zaman zaman da bunu yaşadık. Ama bugünkü maçın sonucunda belki maçı kazandık ama açıkçası şu konuda üzgünüm. Yani 90'ın maçın son saniyesine kadar oyunu koparamamış olmak ve hala işte Allah göstermesin yani rakip bastırıyor zaten. Ceza sahası içerisinde bir karambol olur ki oldu. İşte pozisyona da girdiler. O yüzden hem biz bu sıkıntıyı yaşadık hem de taraftarlarımız yaşadı. Yani onlara bu maçı daha rahat izlettirmemiz gerekiyordu bizim. Birçok gol pozisyonuna girdik. Son vuruşları yapamadıklarımız var. Artı bir de final paslarını veremediğimiz birçok pozisyon var. O yüzden tabii pozisyona girmek futbolda önemli bir olaydır. Ama bunları değerlendiremiyorsanız da o da farklı bir sıkıntıdır. Biz tabii bu konuları değerlendirmek zorundayız. Tabii birçok uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız var. Onlara bugün şans da verdik. Bazı arkadaşlarımız tabii şanslarını iyi kullanıyor, bazıları kullanamıyor. Dolayısıyla bu da bizim ilerleyen süreçte düşünmemiz gereken bir olay. Ki biz tabii hedefi olan büyük bir takımız. Dolayısıyla kadromuzda bulunan her oyuncunun her an oynamaya hazır ve eline fırsat geldiğinde de bunu iyi değerlendirme zorunluluğu var. Çünkü sezon sonunda belki bir puanın bile şampiyonu, lige çıkanı etkilediği sezonlar yaşandı. Biz de bunu yaşayabiliriz. O yüzden her oyuncumuz her an oynayacakmış gibi hazır olacak ve şans geldiği zaman da bunu iyi kullanacak. Kullananlar bizimle devam edecek, kullanamayanlar da o zaman bunun sonucuna katlanacaklar. Bunu da söyledikten sonra tabii ben mücadele açısından iyi de bir mücadele oldu aslında. Yani iki takım da iyi mücadele etti. Bizim oyuncularımız da çok iyi mücadele etti. Ama kalite açısından hakikaten eksiklerimiz vardı. Özellikle gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşadık. Zafiyet gösterdik. Yani ben tabii şu an itibariyle tabii aldığımız 3 puana seviniyorum. Ve geçen hafta işte 3 gün önce aldığımız mağlubiyetten sonra bir galibiyetle moralimiz yükseldi. Şimdi yapmamız gereken iş 3 gün sonra oynayacağımız, cumartesi oynayacağımız Keçiören maçına daha iyi hazırlanabilmek. İnşallah hastalarımız, COVID'li olan oyuncularımız var. Onlar da gelecek. Hastalarımız da yavaş yavaş kendini bulacak. Sakatlarımız da iyileşecek ve en kısa süre içerisinde tam takım olarak biz bırakın tabii maç oynamayı, antrenman bile yapamadık yaklaşık bir aydan beri. Dolayısıyla bu sıkıntılar da inşallah geçecek ve biz daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi futbol oynayacağız. Taraftarlarımızı daha mutlu eden mücadeleleri ortaya koyacağız. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Geçen haftanın işte Bandırma maçının moraliyle bugün de çok istediler puan almayı, kazanmayı. Ben daha evvel tabii Eskişehir'de çalışmış birisi bir antrenör olarak tabii dileğim Eskişehirspor'un bir an önce bu sıkıntılı durumundan kurtulup tekrar eski o coşkulu, şaşalı günlerine geri dönmesi. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.